Şimdi gündemi çok meşgul eden bir isim daha var. Emmanuel Macron, Fransa'nın Cumhurbaşkanı bildiğiniz üzere. Deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya için geri adım attı. İsyanlara neden olan seçim yasasının askıya alındığını açıkladı. Konunun detaylarını şimdi Haber Global Dış Haber Editörü Eda Turul'la konuşacağız. Eda hoş geldin. Hoş bulduk. Hani konuyu da yakından takip eden biri olarak senden dinleyelim meseleyi. Bir yandan da tabii ki protestolar vardı devam eden. Hayatını kaybedenlerin sayısının her gün arttığını öğreniyorduk biz. Neler söyleyeceksin Eda bize? Şimdi Sümeyye, aslında seninle pazartesi günü Avrupa Parlamentosu seçimlerini konuşmuştuk. Evet. Bu konuyu aslında ondan bağımsız değerlendiremeyiz. Neden? Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çok ciddi bir yenilgi aldı. Ve aşırı sağcı Le Pen'in partisi ciddi bir başarı elde etti. İşte bu sonuçlar neticesinde Macron ne karar aldı? Ben meclisi feshediyorum ve de erken seçime gidiyoruz dedi. Şimdi bu tabloda dolayısıyla Macron için zaten giderek üzerindeki baskı artıyor. Ne olacak şimdi seçime gittiğinde? Hem de çok yakın bir sürede, 30 Haziran'da iki aşamalı olacak. Diğeri de Temmuz ayında gerçekleşecek. Dolayısıyla zaten bu süreç içerisinde Macron pek çok problemle baş ediyor olacak. Çünkü bu kadar kısa bir sürede sandığa gittiğinde eğer sonuç yine Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki gibi olursa aşırı sağcı bir başbakanla birlikte 2027'ye kadar çalışması gerekecek. Yani umduğunu bulamayabilir aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla tüm bu karışıklıklar içerisinde bugün Macron kameraların karşısına geçti. Hem seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu hem de dedi ki ben Yeni Kaledonya'daki bu anayasa reformunu askıya alıyorum. Şimdi ne olmuştu? 13 Mayıs'ta biz ilk başta Yeni Kaledonya'yı konuşmaya başladık. Evet. Hint Pasifik'te Fransa'nın deniz aşırı bir toprağı ama bağımsızlık istiyor. Kanak halkı, yerli Kanak halkı, Yeni Kaledonya'daki halk bağımsızlık istiyor. Ama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da devreye sokmak istediği... Halk %50'sine yakın olması lazım değil mi? Büyük yani yerli halk bundan yana, ama şunu da söyleyelim, Macron'un devreye sokmak istediği işte buradaki tartışmalı yasa neydi? Şunu söylüyordu: adada 10 yıldan uzun süre yaşamış olan Fransızlar da oy kullanma hakkına sahip olsun. Şimdi yerli halk da dolayısıyla diyor ki bu bizi azınlık durumuna düşürecek olan bir yasa. Biz kendi topraklarımız üstünde kendi haklarımızla ilgili kendimiz söz sahibi olmak istiyoruz diyerek buna karşı çıktılar. Ama en son bunun parlamentoda onaylanmasıyla da birlikte orada bir bağımsızlık ateşinin, aslında fitilinin ateşlendiğini gördük. Çok geniş çaplı protestolar başlayınca ne oldu? Macron yönetimi OHAL ilan etti. Bölgeye polisleri, askerleri konuşlandırdı. Yaklaşık 8 kişi hayatını kaybetti. Evet. 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Ve bir de Macron tüm bu tepkilerin odağındayken Yeni Kaledonya'yı ziyaret etme kararı aldı. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'le birlikte adaya gitti. Adaya gittiğinde hem orada yerel yetkililerle görüştü, yönetimle görüştü. Ve şunu söyledi: ben bu tasarıyı hayata geçirmek istiyorum ama şimdilik bir hani diyalog yolunu bulmak için şimdilik bir hani durduruyorum demişti. Daha askıya alma kararı almamıştı. Şimdi şunu da söyleyelim, 500'den fazla kişi gözaltına alındı diyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu, gözaltına alınanların Fransa'ya götürülüp oradaki hapishanelerde tutuluyor. Ve yerli Kanak halkından konuşan aktivistler de onların durumlarının da oldukça kötü olduğunu söylüyor. Şimdi bu aslında biz benzer bir durumu nerede görüyoruz? Yine Fransa'ya bağlı bir ada olan ve bizim de sık sık aslında gittiğimiz Korsika. Evet. Yani orada da halk bağımsızlık istiyor. Bunun için taleplerini demokratik yollarla dile getirdikleri zaman ne oluyor? Bir anda o aktivistlerin evlerine baskın düzenleniyor. Yaka paça gözaltına alınıyorlar. Daha sonra Korsika'da mesela bir hapishanede tutulmuyorlar. Fransa'ya götürülüyorlar. Oradaki genellikle Marsilya'daki hapishanelerde tutuluyorlar ve bu süreç boyunca aileleriyle görüşmelerine izin verilmiyor. Serbest bırakılsalar bile Korsika'ya dönmelerine izin verilmiyor. Şimdi dolayısıyla Korsika'da da biz konuştuğumuzda ada sakinlerinin söylediği... İçler acısı bir durum var. Aynen öyle, ve Yeni Kaledonya'da da benzer şekilde aktivistlerin söylediği ortak bir nokta var. O da şu: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... söz konusu başka ülkeler olduğunda bu ülkelere demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik, tüm bunlarla ilgili dem vuruyor. Her zaman diyor ki biz işte insan haklarından yanayız, şöyle böyle.
Ama söz konusu kendi toprakları içerisindeki sıkıntılar olduğunda nedense çok daha farklı bir tutum sergiliyor. Üç maymunu oynuyor. Aksine bizi bastırmaya çalışıyor. Bizi bastırmak için her yolu deniyor diyorlar. Şimdi Macron Yeni Kaledonya'yı ziyaret ettiğinde de somut bir çözüm önerisi sunmadı. Hatta şöyle de bir şey söyledi. Gerekirse bu tasarıyı bütün Fransa'da, yani sadece Yeni Kaledonya'da değil, tüm Fransa topraklarında referanduma sokalım dedi. Hı hı. Yani bu ne demek oluyor? Yeni Kaledonyalılarla ilgili bir konuya yalnızca Yeni Kaledonyalıların değil, Fransızların da karar verebilecek olmasından bahsediyor. Dolayısıyla Macron'un tüm bu adımları tepki topluyor ve aslında yeni sömürgecilik politikalarını sürdürdüğüne dair de eleştiriler almasına sebep oluyor. Şimdi Eda, seçim yasasını askıya aldı. Son durum bu. Ama önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam eder mi Macron? Hani biz tutarsız hareketlerini çokça gördüğümüz için burada sandıktan çıkan sonuç etkili olacak. Çünkü eğer hükümet değişir, yeni bir istemediği isimlerle çalışırsa o zaman Le Pen'in partisinin mesela yaklaşımı bu konuda ne olur? Daha çözüm odaklı bir yaklaşım izlenir mi? Onu da göreceğiz ama Macron bu konuda her zaman işte Korsika'da da Yeni Kaledonya'da da bağımsızlık formülüne sıcak bakmıyor. Bunun önünü kapatmak için de her adımı atıyor. Dolayısıyla oradaki yerli halkta Macron ne adım atarsa atsın, isterse adayı da gitsin ziyaret etsin, bütün yapılanları bir mizansen olarak niteliyor. Dolayısıyla halk aslında Macron'un yaptığı hiçbir eyleme de inanmıyor ya da söyleme. İnanmıyor ve o yüzden de bu seçimler aslında Macron'un önündeki en büyük, en zorlu, belki de bugüne kadar, yani eskiden hep şeyi konuşurduk, sarı yeleklerin gösterileri, Macron'un en zorlu sınavı derdik. Ama bu sefer daha da aslında karışık bir tabloda Macron seçime gidecek. Protestolar devam ediyor mu hala, onu da sorayım. Şu anda bir sükunet hakim, zaten o halde kaldırıldı. Bakalım bu kararı Yeni Kaledonya halkı nasıl karşılayacak, nasıl yankılanacak, onu da zaman içerisinde takip ediyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Dış haber editörü Eda Tuğrul'la konuştuk. Macro Yeni Kaledonya'dan neden vazgeçti? Eda bu sorunun cevabını bizlere verdi. Eda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktardıkların için.